Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar, bugün de sizlere bu görmüş olduğunuz harika tığ işi, çeyizlik yelek modelini anlatacağım. Çok güzel bir model, örmesi de çok zevkli. Yazlık bluzlarınızda, çeyizlik yeleklerinizde rahatlıkla örebilirsiniz. Çok güzel bir model. Dış tarafı burası, iç kısmı da şurası. Şöyle. Altında farklı başlama tekniği var şuralarının. Şu şekilde boyalı gibi duruyor. Çok güzel bir model. Hemen başlayalım hazırsanız. Tığımızı ipinize uygun bir şekilde seçebilirsiniz. 8 adet zincir çekelim. Hemen. Başladığımız dip kısma dolayarak şu şekilde bir tane trabzan yapalım. Yuva oluşturur gibi yaptığımız trabzanı da iki şekilde çekelim şöyle. Bakın şu şekilde bir yuva oluştu oraya. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektik. Yine doladık. Şuradaki kısma şu şekilde çekip ikiye çektik. Bakın şöyle şu şekilde oluyor. Alt kısmı çok güzel duruyor. Oyalı gibi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burayı daha uzun istiyorsanız, daha böyle kibrikli şeyleri daha uzun dursun istiyorsanız 10 zincir de çekebilirsiniz. 8 zincir çektim ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doladım. Şurada bir batmak için yer oluşuyor. Şurada, şuraya şu şekilde iki defa da çekelim trabzanımızı. Şöyle birçok yeleklerinizde, kazaklarınızda, etek uçlarına, kol uçlarına bu şekilde uygulayabilirsiniz siz de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde ne kadar istiyorsanız o kadar yapın. Ben şimdi iki tane model göstereceğim için. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İki model göstereceğim için. Şöyle. Bakın çok güzel duruyor. Birkaç tane daha yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kadar yeter. İki tane model göstereceğim. Siz daha yelek yapacaksınız. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Üç zincir çekelim. Üç zincir çektik. Bir tane dolayıp şöyle iç kısımlarına şu şekilde iki adet trabzan yapalım. İki kere dolduralım. Bir tane de şu boşluğa 3 tane doldurmuş olduk bu şekilde. Bu aralar orta kısımlarına 2 tane şuradaki boşluk boş kısma da bir tane şu şekilde trabzan yapalım şöyle. Bu birinci sırayı bu şekilde tamamlayalım. 2 tane boş kısma. Bir tane de şuraya. Yani 3 trabzanımız olmuş oluyor. Şöyle yavaş yapayım. Bakın şu şekilde. Güzel bir görüntüsü oluyor. Sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım.
Kenarına da bir tane boş trabzan yapalım. Bakın şu şekilde hepsini yaptık. İsterseniz bu şekilde yapıp bunun üzerine de model başlayabilirsiniz ki ben burada öyle yaptım. İsterseniz trabzan seviyorsanız bir sırada trabzan yapabilirsiniz. Ben model başlayacağım için siz zevkinize göre yaparsınız. Ben model başlayacağım için bu kadar yeterli bence. 3 zincir çektik tekrar yukarıya. Şuraya 2 tane trabzan koyalım. Kenar patı olsun. Ben yakısını şu şekilde 6 tane koydum kenar patını. Bu tarafa da 3 tane koydum. 3 tane de öbür taraftan olacağı için 6 tane de burada olacak. 3 bir tarafında, 3 bir tarafında. Şimdi 2 tane trabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir çekelim. 1 2 3 4 5. trabzana şu şekilde 5 adet trabzan yapalım. 2 3 3 4 5 5 adet şu şekilde trabzan yaptık. 3 zincir daha çekelim. 2 3 Orta kısmındaki şu direkleri de 3 tane koydum ben. 2 3 4 5 5 tane atlayıp üç tane üç tane trabzan yaptık. Bakın 1 2 3 3 zincir çektik. 1 2 3 4 5 6.ya 5 tane trabzan daha yapalım. 2 3 4 ve 5 3 zincir çektik. Kenar patı için 3 tane trabzan yapalım. 2 kolay bir model. İki sıradan oluşuyor. 3 zincir çektik ve döndük. Bakın ilk sıramız bu şekilde olmuş oldu. 2. sıramız için 3 zincir çektik. Kenardaki 3 trabzanımızı şöyle yapalım. Zincir çekmeden doladık. Bu ilk 5 tane yaptığımız sondaki ilkin baştakine şu şekilde fıstık yapalım. 5 defa batalım. 2 3 4 ve 5. Bakın şu şekilde fıstık yaptık. Şöyle İki defa da çekelim. Fıstık yaptığımız şurada bakın bir boşluk oluyor. Şuradan tığımızı takıp şu şekilde 4 defa dolduralım sık iğne ile. İki. Üç. Ve 4. Bakın şu şekilde 4 defa doldurduk. Tekrar ortadaki trabzanı da batıp 5 defa fıstık yapalım. 3 4 ve 5. 5 defa battık. 2 defa da çektik. Buraya da önce 2 sık iğne 1 2 3 zincir çekelim. 1 2 3 Diğer modelimiz için buraya zemin hazırlamış olduk. 2 defa daha batalım. 2
Bakın şu şekilde artık modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Tekrar sondakine de batıp 3 tane 5'er defadan batıp fıstıklarımızı yapalım. 4 defa da aynı bunun içine de batalım. 1 2 3 ve 4. Zincir çekmeden orta kısımdaki trabzanlarımızı yapalım. Bakın şu şekilde artık olmuş oldu. Yanındakini de aynı şekilde zincir çekmeden fıstıklarımızı 5 defa da batıp şu şekilde 2 defa da çekelim. Orta kısmındaki boşluktan batıp 4 defa sık iğne ile dolduralım. 2 3 ve 4. Orta kısımdaki trabzanı da aynı şekilde fıstıklarımızı yapalım. İki defa batalım. 2 3 zincir çekip iki defa daha batalım. Sık iğne ile. Çok kolay bir model. Eliniz alıştıktan sonra rahatlıkla gider. İki defa da şu şekilde çekelim. Tekrar sondakine de 4 tane sık iğne ile dolduralım. Kenarda 3 tane trabzanımız vardı. Onları da yapalım. 3 zincir çekip geriye dönelim. Bu şekilde ilk modelimizi bakın bitirmiş olduk. Bu şekilde. Çok güzel bir model. Çok güzel oluyor. İkinci modelimizi de kuralım. Üç tane kenarda trabzanımız vardı. Onları yaptık. Aynı aşağıda yaptığımız gibi 3 zincir çekip şuradaki bıraktığımız 3 zincir bırakmıştık şurada. Bakın şurada. Buraya 5 defa batalım. 1 2 3 4 ve 5. 3 zincir çekip ortadaki bıraktığımız trabzanlarımızı da yapalım. Üç zincir çekip hep trabzanlarımızın şurada bıraktığımız 3 zincirin oraya yapacağız. Yuvalarımızı bu şekilde üst üste üst üste modellerimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Çok kolay bir model. 3 2 4 5 3 zincir çekip şurada bıraktığımız kenarda şu şekilde bakın rahatlıkla yapabilirsiniz. Şundan da göstereyim. Bakın şu şekilde. Ben birkaç sıra daha yapayım hanımlar. Kremden de nasıl durduğuna hep beraber bakalım. Evet hanımlar, modelimiz bu kadar. Bakın krem renkten de çok güzel oldu. Daha bir belirgin oldu, daha güzel oldu. Bu renkten de güzel oldu. Çok güzel bir model zaten. Ben görünce çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şu şekilde
Harika. Yazlık yeleklerinizde, çeyizlik yeleklerinizde her türlü kullanabilirsiniz, her türlü yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Bayram mübarek olsun, Kurban Bayramımız cümlemizin inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.